Herkese merhaba. Ben Yoga'da Yoga'dan Zeynep Şensoy. Çok uzun zamandır sizinle görüşemiyoruz. İkinci bebeğimin hamileliği, onun doğumu, sonra lohus ödenimi derken şaka gibi ama 2 sene geçmiş. 2 senedir böyle bir hatha yoga ile alakalı hani hiçbir şey paylaşmıyoruz. Bir tek ben değil, Ömer de, sevgili eşim de. Hani o hamilelik fikriyle birlikte böyle bir puf hani kendimizi hani bırakmış durumdayız. Yani şimdi beraber ama az mücezzet. Evet yani hani bir bahar enerjisi, bayram geldi geçti, tamam dedik artık ya. Çocuk da 1 yaşına geldi, artık kendimizi toparlamalıyız. Yaş 41'e geliyor. Çocuklarımız daha çok küçük. Kendimize gençken bakmalıyız yani. Kendimizi yaşlanmadan değil, sağlıklıyken sağlığımızın kıymetini bilelim. Sağlıklıyken, gençken, diriyken onun kıymetini bilelim diye dedik ki aksiyona girmeliyiz yani. Hani bu aksiyonumuzun içerisinde çok büyük hedefler olmasın. Evet, sağlıklı olmak olsun. Gelen göbekteki yağları biraz eritmek olsun ama her şeyden önce omuriliğimizi, sağlığımızı canlı tutmak olsun. Neyle başlayalım dedik? Ufak adımlar ama devamlılık olsun istedik, değil mi aşkım? Evet. Yani dedik ki o zaman her gün 10 dakika ile 15 dakika arası. Şu anda challenge'ımız bu. 7 gün arda arda yapabilecek miyiz ya bu işi? Evet, arda arda 7 gün biz de siz de hem videoyu çekmek, hem gerçekten yogayı yapmak, hem videoyu YouTube'a, Instagram'a yüklemek açısından gerçekten bunu yapabiliyor muyuz? Hani iki çocukla hayatta biz de bu aksiyona girebiliyor muyuz? Hem bedensel olarak hem de iş anlamında buna girebiliyor muyuz diye. Her güne 10 dakika, en fazla 15, yani 10 dakika ile 15 dakika arasında diyeyim. Hani öyle bir matematiği yok. 10-15 dakika arasında kısa yoga yapacağız. Yani hani bu sabah kalktığımızda yapabiliriz, gün içerisinde yapabiliriz, gece yatarken yapabiliriz. Buradaki hedef evet kiloyu vermek değil. Buradaki hedef canlanmak. Buradaki hedef hani artık bırakan hani ben de siyah giyindim ki baştan aşağı hani bedenimdeki deformasyonu en az şekilde hani göstereyim diye. Buradaki hedef kendimizi o omuriliği canlı tutmak. Enerjiyi vermek, içimizdeki o çiğ enerjisini açığa çıkarmak. Dolayısıyla sonra yapacağımız evde yürüyüş yaparız, power yoga yaparız ya da dışarıya çıkar koşarız, hiç önemli değil. Onun için gerçekten sağlam bir zemin atmak. Hepimizin bir 10 dakikası, 15 dakikası vardır. Yani birazcık az reel seyretsek, birkaç tane YouTube'da az video seyredecek olsak, hani çocuğumuz bile olacak olsa, ben rica etsem aşkım bir 10 dakika bir tutuver, ben bir yoga yapacağım desem. Kafayı yemem yani. 10 dakikada çocukla kafayı yemez kimse. Ya da o çocuk uyuyorken 10 dakikada yapabiliriz. İşler bekleyebilir 10 dakika. Çünkü temelde burada olması gereken, yatırım yapılması gereken kişi biziz. İlk önce kendimize yatırım yapacağız. Sonra işe, sonra çocuğa, sonra diğer geri kalan şeylere odaklanacağız. Uzun lafın kısası, 7 gün boyunca 10 dakika hep beraber yoga yapıyoruz. Hava güzel diye dışarıya çıktık. Dışarıda yapalım dedik. Yağmur yağarsa evde çekeceğiz. Bir şey yapacağız, bir kuytu bulacağız kendimize ama çekeceğiz. Hadi lütfen siz de gelin bizimle başlayın. Hazır o baharın enerjisiyle yaza giriyorken kendimizi sağlıklı tutalım, canlı tutalım.